Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Birazdan canlı yayınımız başlayacak. Bu arada videonun açıklama kısmında Telegram adresimiz var. Dileyenler Telegram adresimize de katılabilir. Orada da alsat yaptığımız alt İster balığa, ister tabuğa. Son dakika haberleri, analizleri, her şeyi paylaşıyoruz. Değerli dostlarım, ben de hemen şöyle sosyal medya hesaplarımdan yayını paylaştıktan sonra geçelim bakalım. Bitcoin tarafında son durum nedir arkadaşlar? Neler oluyor, neler bitiyor? Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şöyle yayına katılan arkadaşlar, yayını beğenirse çok çok seviniriz değerli dostlarım. Daha fazla kullanıcıya ulaşmış oluruz. Evet, şöyle başlayalım ufaktan. Erken girdik. Evet, biraz erken girdik arkadaşlar. Büyük ihtimal erken de bitiririz zaten. Benim yarın biraz işlerim var. Şöyle biraz analiz yapalım ondan sonra. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Aleyküm selam, aleyküm selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Toplanalım biraz bakalım. Şöyle yayına katılan arkadaşlar, yayını beğenin. 60 kişiyiz, 24 beğeni varmış. Sen neredesin, nerede? Buradayız arkadaşlar biz. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bakacağız, toplanalım biraz daha. Çok sağ olun arkadaşlar. Beyaz şezlong formasyonu. Evet, bugün başlık garip. Beyaz şezlong formasyonu. Beyaz şezlong herkes biliyor arkadaşlar. Beyaz şezlong. Evet, toplanalım bakalım. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Patladık mı? Ben kapattım arkadaşlar. Gerek yok. Risk almama gerek yok. 4 saatlik de kırılım var sevgili dostlarım. Yani long girmem benim birazcık sıkıntı olurdu. O yüzden ben kapatmak zorunda kaldım. Açmayacağım da pozisyon açmayacağım şu anlık arkadaşlar. Evet. Hocam yeni mi açtınız? Yani evet arkadaşlar, yeni açtım. Daha yeni başladık yayına. Biraz daha toplanalım. Şöyle kullanıcılar 400-500 üzerini görelim. Ondan sonra başlarız yayınımıza. Evet. Hocam ayı kaması hedef gelecek gibi arkadaşlar. Yani şu buradaki formasyon çalışıyor şu an. Yani alanı tek mumda kırdı. Retestini de gerçekleştirdi. Bakalım bir sonraki likidasyon bölgesine gidecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Yoksa önce tekrardan 21.800'e mi götürecekler BTC tarafını? Yani çünkü alan 4 saatlikte boşaltıldı arkadaşlar. Önemli likidasyon bölgemizde. Hani birazdan işte günlük kapanış var. Saat 3'te gelecek. 3 kapanışı da bu bölgelerde gelirse yarın aşağı yönlü hızlı mumlar görebiliriz. O yüzden dikkatli işlem açmakta fayda var arkadaşlar. Bir kademe en azından. Evet. İyi yayınlar hocam. Mokoko formasyonu devam edecek mi? Eğer kapanışlar bu bölgede gelmeye devam ederse evet devam edecek arkadaşlar. Şu an dün söyledim. Şezlong formasyonu alanına girdi şimdi. Bu şezlong formasyonu önemli bir formasyon. Başlıkta zaten şezlong formasyonu arkadaşlar. Yani bu şezlong formasyonunda bir sonraki likidasyon bölgesi 19.898 olarak gösteriyor. Yani bu bölge altında kapanış yaparsa BTC tarafı, yani otomatikman bir sonraki destek noktasına kadar geri çekilmesi beklenir teknik olarak. Hani o yüzden ben long açtım, riske atmak istemedim. Zaten giriş seviyemde kapattım. Ne zararım vardı ne karım vardı arkadaşlar. O yüzden hani gerek yok. Bir de tekniğe göre duygusal hareket etmemek gerekiyor arkadaşlar bu piyasada. Duygusal hareket edenler Mokoko oluyor biliyorsunuz. O yüzden duygulara yer yok bu piyasada. Bildiğim yoldan ayrılmayacağım ben. Her zaman teknik diyorum. Ve teknik tekrardan devrede. Evet. Alım yaptınız. Alım yaptınız. Doğru muydu? Evet, alım yaptım arkadaşlar. Çok doğru muydu? Yani doğruydu arkadaşlar. Niye doğru olmasın? Sizlere her zaman söylüyorum. Buralar kademeli bir şekilde alım bölgeleridir. Ve ben de alım yapmaya devam ediyorum. Bir daha Bitcoin tarafında alım yapmayacağım. Sadece altcoin'ler tarafında AVAX aldım, Dash aldım, Shiba aldım biraz. Shiba neden aldım? Borsalardan yüklü miktarlarda Shiba çıkışı var arkadaşlar. O yüzden Shiba tarafına bir miktar yatırım yaptım. Bakalım. Beklemeye devam edeceğim. Biraz daha orta vade. Hani bir tepki yükselişi gelirse satar mıyım? Yani eğer bir BTC'nin iç yapılarını beğenmezsem saatlik bazda, evet satarım. Ama iç yapılar hoşuma giderse yoluma devam ederim arkadaşlar. Hocam sizin de mi 13K beklentiniz var mı arkadaşlar? Ben 13K beklemiyorum. Ben dibin geldiğini düşünüyorum Bitcoin tarafında. Ha, yeni bir dip beklentim yok şu anlık. Ona göre işlemlerimi açıyorum. Stop almayacağım. Altcoin'lerde stopsuz devam edeceğim arkadaşlar. Altcoin'lerde stopsuz orta vade düşünüyorum. O yüzden stop koymayacağım altcoin'lerimi.
Evet. Short'tan iyi aldı. Evet, short'tan güzel kazandım. Yani short'taydım arkadaşlar. Yükselişte de kapatmamıştım pozisyonumu. En son 20.700 işte bu seviyelerde short'umu kapattım. Ondan sonra long denedim. Baktım olmuyor. Alan kırıldı. Ondan sonra long'u da kapattım. Biraz beklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha toplanalım. Yayına katılan arkadaşlar yayını beğenirse çok sevinirim değerli dostlarım. Daha fazla kullanıcıya ulaşmış olur. Şöyle beğenileri biraz arttıralım arkadaşlar. Beğenilerimiz çok az. Kapanış yapar mısınız arkadaşlar? Yani kapanış bilmiyorum, bakarız. Daha uzun arkadaşlar kapanışa kadar. Eğer hareketlilik gelirse devam ederiz tabii ki de. Evet. BTC iç yapılar derken zararına mı satacaksınız? Yok arkadaşlar, benim ne zaman zararına coin sattığımı gördünüz? Zararına coin satmam ben sevgili dostlarım. Beklerim. Beklerim. Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Başlarız birazdan. Şu 4 saatlik RSI sonunda dibe indi arkadaşlar. Yani buradayken konuşuyorduk RSI. Bakın RSI işte son geldi. Aşırı satım bölgesine girdi. Asıl düşüşü de o bölgede yaptırdılar ne yazık ki. Yani tepki yükselişi gelecek mi? Önümüzdeki saatlerde analizlerde sizlere söyleriz. Tepki yükselişleri için alanlar hangisi? Likidasyon bölgesi geçildi ama BTC. Direnç 20.850 dolar bölgesi. Evet. Alım yaptınız mı? Yaptım. Telegram'da söyledim arkadaşlar alımlarımı sevgili dostlarım. Telegram'ı takip etmiyor musunuz? Şöyle Telegram'ı tekrardan paylaşalım. Telegram'ı paylaşalım arkadaşlar. Herkes Telegram'a katılsın. Altcoin'lere birazdan bakarız. Önce biraz toplanalım. Şöyle 400-500 üzerine atsın yayın arkadaşlar. Her gelen için yeni analiz yapmayalım. BTC tarafında. Geçelim. Şöyle ufaktan sorulara bakalım. Spot işlemlerini bitirip hoca big long'a hazırlık yapmış gibi arkadaşlar. Long bende çalışmıyor ya. Ben en güzel short'tan alıyorum sabah, yani bayağı aldım short'tan. Güzel kazandım. Piyasayı takip edince yani hareketlilikleri ufaktan kestirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Long alacağım mı? Alacağım ama yani bu seviyelerden değil arkadaşlar. Destek altında long alınmaz. Yani mantıksız bir hareket mi yapıyoruz? Evet, hani ikinci 4 saatlik üzerinde gelseydi belki denenebilirdi ama yani destek altında kapatmış. O yüzden ben long girmem buradan. Yani yükselceği varsa da girmem arkadaşlar buradan. Hocam hafta sonu genelde düşüş oluyor. Neden alım yaptınız? Yani arkadaşlar ucuz geldi, almak istedim. Belki hafta sonu bir tepki yükselişi yapar. O tepki yükselişinden faydalanırız. Değil mi? Yani ucuz geldi, almak istedim. O yüzden. Şöyle piyasaya ben de bakayım da şurada 674'müş. BLZ ne olur hocam? BLZ almadım arkadaşlar. BLZ 11.87'de BLZ. BLZ almadım. Gerek yok BLZ'ye. Zaten yeterince alım yaptığımı düşünüyorum ben. DXY'de son durum nedir arkadaşlar? Arkadaşlar işte içeri alma formasyonu öyle oluyor yani. Önce yukarı vurduruyorlar, ondan sonra sert aşağı, işte içeri alma formasyonu. Ne yazık ki böyle gerçekleşiyor sevgili dostlarım. 387 milyar dolarda şuna günlükte bakayım bir de. İyi var, 358 milyar dolara daha varmış. DXY'ye bakayım mı? DXY arkadaşlar ne yapmış DXY? DXY tekrardan yukarı gitmiş DXY. DXY büyük sıkıntı.
DXY fena 107-608'e kadar saldı arkadaşlar. Şimdi 108'e kadar tekrardan 109'a gidiyor DXY. Yani 110 direnç, 110 ile 112 direnç bölgesi arkadaşlar DXY tarafında. Yani ana trendin kırılması lazım. Ana trend kırılana kadar biz böyle sürünmeye devam edeceğiz. Ana trend nereden geçiyor? Şu anlık 106.400'den geçiyor. Onun altında kapanışlar göreceğiz ki hani DXY aşağı, Bitcoin yukarı diyebilelim sevgili dostlarım. Ethereum kapanışı kaç olmalı? Arkadaşlar Ethereum kritik bölge 1542 dolar bölgesi. Hani o bölge altında kapanış yapmaması lazım. Nasdaq'a baksanız arkadaşlar, Nasdaq Nasdaq 12.575. S&P 500'e bakın, S&P 500. Nasdaq yani Bitcoin nasıl dayansın arkadaşlar? Altın ons 1738. Evet. Hocam Powell boş konuştu halde düşüşün sebebi nedir? Aslında bekliyorduk arkadaşlar düşüşü. Sadece içeri alma formasyonunu yaptılar. Yani nereye kadar gelebilir? Hala 19.800 hedef noktalarımız arasında arkadaşlar. Değişen bir şey yok. BTC tarafında. Hani gayet doğal karşılıyorum bu düşüşleri ben açıkçası. Çok normal sevgili dostlarım piyasanın salması. Anormal olan hiçbir şey yok. Anormal olan hiçbir şey yok arkadaşlar piyasada. Big Short var mı artık? Big Short gitti arkadaşlar. 21.641'den aldım. 20.700'den kapattım. Daha Big Short ne yapacağım? 1000 dolarlık düşüşe kalmışım zaten. Ya Big Short'a ne gerek var? Artık spot kovalarım diye düşünüyorum. Gerek yok fazla riske sevgili dostlar. Evet, o zaman geçelim BTC. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik bazda BTC tarafına baktığımızda önemli bölge, sizlere bunu yayında söylüyordum zaten, sürekli tepki aldığı bölgeler arasında 20.850 dolar bölgesi ile 20.700 dolar, burası ana likidasyon bölgemizdi bizim. Şimdi arkadaşlar ana likidasyon bölgemiz aşağı yönlü kırıldı. Bu da bizler için negatif bir veridir sevgili dostlarım. Tekrardan kapanışların bu likidasyon bölgesi, yani en kötü kapanışlar 20.850 üzerinde gelecek ki yükseliş 21.600 dolar bölgesine kadar sürsün. Ama alan altında kaldığı sürece fiyat bir sonraki desteğe baskılanmaya devam edecektir. Bir sonraki likidasyon bölgesini denemek isteyecektir. O bölge nerede? 19.900 dolar bölgesinde sevgili dostlarım. Alan kırılmadığı sürece sevgili dostlar hedef noktamız ne yazık ki bir 19.800 dolarlar. O yüzden eğer kısa vadeli işlemleriniz varsa, bak kısa vade yapıyorsan stop koy, orta vadede ben herhangi bir problem görmüyorum. Piyasa tarafında normal bir düzeltme sürecine girmiş. 4 saatliğe baktığımızda 4 saatlik aşağı yönlü geldi. Hani bu sıra buralarda konuşuyorduk sevgili dostlarım. Cuma Fed'in konuşmasını beklediler. Powell'ın konuşmasını beklediler. Aşağı saldı, yavaş yavaş oversold bölgesinde. Hani dediğim gibi al pozisyona geçebilmemiz için 20.850 üzerinde kapanış görmemiz lazım. Alan altı kaldığı sürece bir sonraki destek noktasına hareketlilikler gelir. Çizgi RSI'ye baktığımız zaman aşırı satım bölgesine doğru ilerliyor arkadaşlar. Ayrıca indikatörümüz de daha kırılmış zaten. Ana yükselen trend çizgisi de kırıldı. Bugün günlük kapanış önemli. Şimdi günlüğe geçince onu da anlatacağım sizlere. Hani 4 saatlik negatif arkadaşlar. MACD tekrardan sıfırın üzerine çıkmadan sat sinyalini üretiyor BTC tarafında. Şimdi günlükte ne oldu? Günlükte evet alan 4 saatlikte geçilse de hala günlükte geçilmedi arkadaşlar. Hala da likidasyon bölgemizi üzerinde. Eğer 3 kapanışı 20.850 üzerinde gelirse evet tamam, BTC tarafı bir daha 20.600 dolara kadar doğru bir yükseliş başlatır diyebiliriz. Ama alan günlükte de kırılırsa ve onay kapanışı yaparsa arkadaşlar ne yazık ki bir sonraki bölgemiz bizler için 19.800 kaçınılmaz oluyor. Günlükte RSI'ye baktığımızda tekrardan sat sinyali üretiyor arkadaşlar. Bölge altında, yani bu seviyelerde kapatırsa, bak daha onaylı bir sat sinyali yok arkadaşlar. Bu seviyelerde kapatırsa sat sinyali oluşturuyor. Çizgi RSI hacimsiz, günlükte BTC hala hacmi yakalayamadı. MACD tarafına baktığımızda da sat sinyalini üretmeye devam ediyor değerli dostlarım. Şimdi önemli bir kırılım nerede geldi BTC tarafında? Bizlerin ana yükselen trend çizgisi vardı arkadaşlar. Bakın. Bu bizim ana yükselen trendimizdi. 4 saatlikte baktığımızda alan kırıldı arkadaşlar. 4 saatlik bazda ana yükselen trend çizgimiz kırıldı sevgili dostlarım. Eğer günlük kapanışlarda da alan altı kapanış yapmaya devam ederse arkadaşlar şezlong formasyonu aktif olur.
Yani o zaman 19.800'lere kadar, hatta 19.000 dolarlara burada konuşabiliriz değerli dostlarım. Önemli bölge şimdi 4 saatte evet kırıldı, onay aldı arkadaşlar, ama alan günlükte daha kırılmadı. Bakın alan günlükte hala geçilmedi sevgili dostlarım. Bizim için önemli olan zaten günlük kapanışlar. Her ne yapabilir? Yarın hafta sonu arkadaşlar. Şimdi alan altında tek mum kapatıp bir sonraki iğneyi 19.800'e atıp arkadaşlar cumartesi gecesi tekrardan bu bölge içinde kapatırsa herhangi bir problem olmaz. Çünkü bizim için 2 tane mum kapanışı lazım bu alan içinde. Eğer alan 2 tane mum kapatırsa o zaman bölge kırıldı deriz. Sert düşüşler bekleriz. Ama bölge günlükte geçilmediği sürece problem yok. Bu bölge peki nereden geçiyor? 20.020 dolar, 21.020 dolardan geçiyor. Bakın burası önemli. Özellikle günlük bazda bu trend takip edilmeli arkadaşlar. Bu bizim çünkü ana yükselen trendimiz. Nereden geliyor? 17.600 dolarlardan geliyor. Yani bu çizgi eğer kırılırsa o zaman Mokoko formasyonu çok sert biçimde aktif olur. Hani Ethereum'da beklentin dediğim gibi, o zaman Ethereum'da 1.300 dolarlar gelebilme potansiyeline sahip. Çünkü Ethereum önemli bir bölgede arkadaşlar. 1542 dolar ana likidasyon bölgesi. Eğer likidasyon bölgesi kırılırsa Ethereum tarafında da, o zaman Ethereum'da da 1400-1300 dolar bölgesini hedeflemek zorunda kalırız. Çünkü bu bölgenin altı boş sevgili dostlarım. O yüzden biraz daha işlem açıyorsanız dikkatli işlem açmanızı tavsiye ederim. Yani sen market yapıcı olsan ne yapardın? Ben yukarı vurdururdum önce BTC'yi arkadaşlar. 20.500, 21.500, 21.600 dolar bölgesine kadar. Ondan sonra 19.800 düzeltmesini yapardım. Bunu Telegram'da da söyledim. Bakalım gerçekleşecek mi? Hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlar. Alımlarımı yaptım. Evet, alımlarımı yaptım. Bekliyorum arkadaşlar. Hani biraz daha orta vade yatırım yaptım. Kısa vade bu piyasaya yatırım yapılmaz. Sizleri baştan uyarayım. Şimdi önemli olan, şimdi arkadaşlar bir de 2 günlüğü incelemek istiyorum. Şimdi 2 günlüğe baktığımda da RSI çok tepedeydi 2 günlükte de. Evet, 2 günlükte de RSI yavaş yavaş dip sinyalini vermeye başlıyor BTC tarafında. Yavaş yavaş alt sinyalini üretecek. Kapanışlar eğer 20.850 üzerinde gelirse tabii 2 günlük grafikte. 3 günlük de yavaş yavaş soğuyor arkadaşlar. Bunların soğuması bizler için pozitif. Hani bunların tekrardan alt sinyali vermesiyle BTC uzun bir boğa koşusu başlatacaktır diye düşünüyorum. Değerli dostlar 3 günlükte daha var. 2 günlük soğumuş arkadaşlar. 3 günlük daha var. Şu haftalığa bakalım. Haftalık sata dönüyor. Evet. Sıkıntı tabii ki de haftalık yani. Haftalık bu seviyelerde kapatırsa sıkıntı olacak. Sat veriyor çünkü haftalık. Ama daha dediğim gibi kapanış gelmedi. Bizim kapanışımız pazar günü gelecek. Vadeliler bugün kapatacak. Saat 1 gibi vadeliler kapatır arkadaşlar. Vadeliğin analizini de yaparız. Haftalıkta MA200 altındayız. Ne yazık ki olumsuz senaryolar var tabii ki de. Yani bunların hepsini yayınlarda konuştuk zaten sizlerle. Evet. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Yayına yeni katılan arkadaşlarımız, lütfen yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Ne düzeltmiş mi? Be hocam, BTC'yi öldürdüler diyenler var arkadaşlar. Yani aslında beklenen bir düzeltmeydi sevgili dostlarım. Çok yükselmişti ve tekrardan içeri alması gerekiyordu insanları. Alma formasyonu da geldi. Vadeli kötü kapatıyor arkadaşlar ya. Vadeli 20.525 kapatıyor. Yani vadeli sıkıntı ya. Vadeli. Baksanıza. Neyse, bakacağız. Korku var mı korku? Bana onu söyleyin. Korku var mı arkadaşlar? Evet. Ethereum'a bakar mısınız? Ethereum'a baktık arkadaşlar. 1542 dolar bölgesi önemli Ethereum tarafında. O bölgenin kırılmaması gerekiyor. Eğer kırılırsa Ethereum'da sert düzeltme verir. 1542'yi takip edeceksiniz. Hocam 19.200'den alıp 21.200'den sattığımız gün aklıma geldi. Evet. Yani her kademeden alıp satmışlığımız var BTC'mizde. (gülüyor) 1542'nin günlükte mi kırılması gerekiyor? Evet, 1542'nin günlükte kırılması gerekiyor arkadaşlar. 1542'nin günlükte kırılması gerekiyor. Arkadaşlar yani herkes pozitifti. BTC gidiyordu. Şu an niye negatifte döndü herkes? Anlamadım sevgili dostlarım. Öyle yayın yaptık.
Herkes pozitif, uçuyorduk. Evet. Hocam sen long girdiğin için hafiften korku bastı. Hemen kapattım sevgili dostlarım. Baktım olmuyor. Long'da vurduramıyoruz. Long'da vurduramayınca kapatmak zorunda kaldık arkadaşlar. Bugün Avax satsam 1 yıl sonra kar eder miyim? Yani arkadaşlar çok uzun bir süre 1 yıl. Yani kar ederseniz illa kar edersiniz. 1 yıl sonra neye geliyor? Yani boğanın başlangıcına kar edersiniz tabii ki. Korku panik var. Varsa güzel arkadaşlar. Varsa korku panik varsa para kazanmamızın zamanı geliyor demektir. Yani düşüşler arkadaşlar korkutmuyor artık beni ya. O kadar çok kaybettik ki BTC tarafında. Yani korkutmuyor. Niye korkayım ki? Korkarsam para kaybetmeye devam ederim. BLZ'nin sezonu bitti mi hocam? Yani benim için BLZ arkadaşlar yani sezonu kapattım ben artık. BLZ tarafında işlem açmam diye düşünüyorum büyük ihtimal. Hocam siz mala girdiniz ben de girdim. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ben hayırlısı olsun. Yani evet Bitcoin'de maldayım. Altcoin'lerde girdim. Bakalım. Ama yıkılmasını istiyorum arkadaşlar. Evet yani yıkılmasını istiyorum açıkçası. İç yapılarımın tamamlanması için BTC'nin bir kademe daha yıkılmasını istiyorum arkadaşlar. Yıkılsın da enkazını görelim sevgili dostlarım BTC. Evet. Hocam 12-14 kacılar piyasaya çıktı. Yani arkadaşlar onlar çıkar. Onlar her zaman vardı. Onlar daha lig olmadı. Onların lig olma seviyesine bak. Ya kısa vade al sat yaptım tabii. Daş'ı sattım mesela. Daş, Avax. Bence çok güzel çıktım arkadaşlar. En azından ufak da olsa karda sattım ben onları. Ya 23'ten sattım, 21.5'tan aldım. Daş'ı 49'dan sattım, 46'dan geri aldım. Yani ayı piyasası için bence güzel. Benim için yeter o kadar sevgili dostlarım. Benim için yeter. Şimdi tekrardan ufak bir al sat yaparım. Altcoin'lerde. Yavaş yavaş ufaktan zararları toparlarım diye düşünüyorum. Hocam kaç para nakitiniz kaldı? Bir Ethereum alacak para kaldı arkadaşlar. Bir Ethereum nakitini hala bekliyorum. Bakayım bir Ethereum gelecek mi gelmeyecek mi? Zaten bir ona güveniyorum arkadaşlar. Onun dışında nakitim kalmadı. Yani artık bir Bitcoin elimde var. Bakalım. Zararın var mı? Var tabii ki de. Zarar olmadan kar olmuyor ne yazık ki. Zarar olmadan kar oluyor mu arkadaşlar? Yani ben bu piyasada her zaman işlem yaptığımda BTC ilk önce beni içeri alıyor, ondan sonra kar veriyor. Öyle alayım da kar edeyim öyle bir şey yok. Telefonunuzu hazırda tutun. Evet, telefonu hazırda tutacağım. Satarken bilgilendirme yapar mısınız? Ya ben arkadaş orada söyledim BTC'nin iç yapılarını beğenmiyorum. Avax'ı satıyorum, Dash'ı satıyorum dedim. Bir tek BTC'yi tuttum elimden ne yazık ki. İç yapılar hoşuma gitmedi benim BTC tarafında. Long girer miyiz? Canlı da gireriz. Yakın zamanda borsayla anlaşma imzalıyorum. Canlı yayında çok gireriz arkadaşlar. Zaten sizin girmenize gerek kalmayacak. Büyük ihtimal portföyünüzü ben yöneteceğim için beni takip edeceksiniz. Benle birlikte girip benle birlikte çıkacaksınız. Ufak ufak karlarla yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hani copy trade mantığı olduğu zaman öyle oluyor. Yani beni takip ediyorsunuz. Benim long girdiğim yerden sizin kasa da long giriyor. Benim short girdiğim yerden sizin kasa da short giriyor. Canlı yayında açarız scalp işlem. Birkaç kere deneriz bakalım.
Orada güzel trade'ler yapabilecek miyiz ya da adımızı duyurabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Ya öyle herkesi almayacağım tabii ki de. Ağlayan zırlayan olmayacak arkadaşlar orada. Yani herkesin tabii bugün trade botuna başvuru yaptım. Borsa tarafından onaylanmasını bekliyoruz sadece. Eğer borsa onaylarsa sanırım bana birkaç işlem yaptıracaklar. Onaylarsa arkadaşlar artık kasanız bana emanet. Kasanız bana emanet. Batırayım da sizi bir. Hocam zarardayız ama senin gibi gülmek isterdim. Yani arkadaşlar gülün eğlenin. Ya bu piyasa böyle. İlla dönecek güzel günler gelecek merak etmeyin. Ağlayanlar olmaz. Ağlayanları almayacağım zaten. Ağlayanları takip etmesine bile izin vermeyeceğim arkadaşlar. Yani orada büyük ihtimal bir 600-700 kişilik bir grup kurarım. 607 kişi olur maksimum. Yani fazla abartmam. Orada ufak karlarla yolumuza devam ederiz. Evet. Hocam seçili kişileri mi alacaksınız? Bakacağım arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız. O mezarda mı hocam? Ne zaman dönecek arkadaşlar? Yani Telegram'da o kadar bilgilendirme yaptım. Beklediğim seviyeleri söyledim sizlere. Yani bir sürü bilgilendirme yaptım. Telegram'da konuştuk ama siz her yükseliş olduğunda beni eleştiriyorsunuz. Her yükseliş olduğunda yine şey yapmadım. Ama siz böyle yaptığınız sürece yani bu iş olmaz. Bu piyasada sabır önemli arkadaşlar. 100 dolar yükseliş geldiğinde hocam hani düşecekti. 200 dolar yükseliş geldiğinde hocam hani düşecekti. Ondan sonra bir düşüyor. Hocam haklı çıktınız. Haklı çıksam ne olacak o saatten sonra? Senin içeride kalmaman lazım. Önemli olan o benim için zaten. Evet. Yükseliş tepki olarak mı kalacak? Bakalım bir yükselsin de arkadaşlar. Orada tekrardan bakarız. Hani bakarsınız elimdeki tekrardan satarım altcoin'leri. Nakite geçer. Evet. Ya bugün öyleydi. Mesela 21.700'e kadar çıktı. Herkes hocam şortta kaldın. Pozisyonunu kapat. Hocam bunu bilemedin. Pozisyonunu kapat. Yani kapattım mı? Kapatmadım. Kimseyi dinlemedim ben. Kendi belirlediğim bir analizim var arkadaşlar. Bant üzeri kapanış lazım. Bunu sizlere defalarca söyledim zaten arkadaşlar. Defalarca söyledim. Kapanış lazım bizim için. İğne önemli değil arkadaşlar. Bak iğne görüyor musun? Bak iğne. Bak iğne. Gördün mü? İğne atınca böyle oluyor işte. Dedim ki kapanış lazım. Evet. Kapanış gelmedi. Mokok oldu tekrardan. Yani sağlık olsun deyip yolumuza devam edeceğiz. Şortta mıydın? Evet, şorttaydım. Reis yıl sonu 30'u görür müyüz? Görürüz arkadaşlar. Yıl sonu 30'u görürüz diye düşünüyorum yani. Ama önce bir harcaması lazım. Binance ya. CZ'nin herkesi bir harcaması lazım önce. Bu düşüş yetmez arkadaşlar. Bu yıkılsın BTC. Daha yıkılmadı. Yıkılsın bunun enkazını bizim kaldırmamız lazım. Evet. Hocam longa iki kapanı yoksa mokok olacaktı. Öyle arkadaşlar yani ben tekniğe göre hareket ediyorum ne yazık ki. Duygularımı piyasadan arındırmışım tamamen. O yüzden gerek yok boş verin. Bant altı kapanışlar bizim için risklidir. BTC maliyetiniz hangi seviyeye geldi hocam? Çok güzel bir soru. BTC maliyetim 21.800 sevgili dostlarım. 21.800 dolarda BTC maliyetim. Toparlarız yakın zamanda diye düşünüyorum arkadaşlar yani ben de zarardayım. Ben de zarardayım. Sizden fazla zarardayım hem de. Ama bakın gülüyorum sevgili dostlarım. Gülüyorum çünkü biliyorum kâra geçeceğim. Yine kârda satacağım. Evet.
Yıkılacaksa mala niye girdin? Tepki yükselişlerinden faydalanmak için girdim arkadaşlar yani. Sizin gibi 13-15K beklentim yok benim. Ben döneceğini düşünüyorum. O yüzden... Evet. 21.800'de nasıl böyle rahat davranıyorsun? Benim uykularım kaçıyor. Yani alıştık arkadaşlar artık. Yani alıştık yani. Son 4 günde zararın ne kadar? Sadece son 4 günde Bitcoin tarafında zararım büyük ihtimal bir 50 bin lira falan vardır arkadaşlar. Yani Bitcoin düştüğünden beridir evet, zararım 50-60 bin lira falan vardır. Ya tabii onun dışında short long'dan aldığım para da var. Yani hedge etmeye çalışıyorum pozisyonlarımı. Evet. Ya spotta bir şeyde marjinde kardayım tabii ki de marjin son düşüş iyi toparladı beni. Evet. Hocam 2800 denemedi. 2800 denedi işte tek seferde kırdı arkadaşlar. 2800 ne yazık ki. Geçmişte böyle rezalet durum olmuş muydu? Paso düşüş aylarca. Ya oldu tabii ki de arkadaşlar. Olmadı mı? 40 bin, 32 bin dolardan beridir paso düşüşteyiz zaten. Evet. Hocam şu an şortunuz var mı? Yok arkadaşlar. Şortum yok şu an. Bin 28 chatte hala eğlenen arkadaşlarımız var. Onların da piyasadan silinmesi lazım arkadaşlar. Onları da piyasadan silmeleri lazım. Onlar hala gülüyor sevgili dostlarım. Onlara daha korku empoze edilmemiş görüyorum buradan ben. Kapanışta üstüne atar mıyız hocam 21.800'ü arkadaşlar yani öyle bir analiz yapmak bilmiyorum atamayız diye düşünüyorum sevgili dostlarım band kırılmasaydı hani derdik bir kademe de yani ama likidasyon bölgesi aşağı kırılmış bundan sonra 20.850'yi takip edeceğiz. Hocam boğa piyasasının geldiğinin belirtileri neler? Yani belirti yok arkadaşlar. Birden başlıyor boğa. Belirti yok. Kimse piyasada kalmadığı zaman boğa başlıyor işte. Evet. bin 664. Sevgili dostlar, BTC akümülasyonda BTC. Ethereum beklentiniz kaç arkadaşlar? Yani Ethereum beklentim ben 2000 dolardan biridir biliyorsunuz. Ethereum beklentimi chat yazsın buraya. Ethereum beklentim. Ethereum bir türlü gelmedi. 1542'yi bekliyoruz bakalım.
Benim sıkı takipçilerim biliyor hangi bantlarda alacağım Ethereum. Evet. Kırklardan. Analizi ne zaman yapacaksınız? Eğer yapılarım oturursa, Bitcoin tarafında düşüşün bittiğine emin olursam arkadaşlar, yeni yapımı yayınlarım sizlere. Hani bu sefer de yükseliş tarafına geçeceğim zaten. Bir son yapılarım otursun yerine. Yanılabilir misin diyenler var arkadaşlar. Şu ana kadar çok az yanıldım. Ya tabii ki de bu yanılmayacağım anlamına gelmez. Yani yanılabilirim, evet. Ama başarı oranım çok yüksek arkadaşlar benim diye düşünüyorum. Başarı oranım çok yüksek. Hastamız nasıl hocam? Geçmiş olsun arkadaşlar. Hastamız ne yazık ki kötü durumda. Ne yazık ki bir şey de yapamıyoruz hastamıza. Kötü durum, evet. Çok sağ olun arkadaşlar. Hangi hastane hocam? Ok Meydanı sevgili dostlar. Ok Meydan Hastanesi'nde arkadaşlar. Yeni yapılan acil o bölümde, onkoloji bölümünde. AGR'yi açalım. Çok sağ olun sevgili dostlarım, güzel dilekleriniz için. Hocam neyi var? Belki yardımcı olabiliriz diyen sevgili dostlarım kanser hastası arkadaşlar. O yüzden sıkıntı. Evet. Luna Klasik 3'ü uçsun arkadaşlar. Luna Klasik'i boş verin sevgili dostlarım. Shiba aldınız mı? Aldım arkadaşlar. Shiba da aldım biraz. Bakalım Shiba kaça düşmüş. Benim alım seviyemin aşağısında 12.90'a düşmüş. 13.05'ten aldım ben Shiba'yı.
BTC nereye gidiyor? BTC kırmızı mum atmış yine BTC. Yirmi bin altı yüz yirmi beş. Eğer yayında gelirse beraber long gireriz arkadaşlar. Yayında beraber patlayalım da bir keyfimiz yerine gelsin bizim. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun değerli dostlarım. Yapabileceğimiz bir şey yok şu an sevgili dostlar yani. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz de bekliyoruz işte. Hani bir umut belki bir şey çıkar da. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Ne yazık ki. Bazen para işe yaramıyor arkadaşlar. Evet. Yirmi bin altı yüz yirmi. Ben de şey Bitcoin Caps'i izliyordum arkadaşlar neler atıyorlar diye de yayına girmeden. Bunlar müzikli ama müzikli şu an veremiyorum sevgili dostlar. Neyse. Düşüyor mu? Evet, şu an düşüyor. Bırakın arkadaşlar düşsün ya. Bırakın düşsün de rahatlasın artık. Şu likidasyon bölgesine gitsin de kurtulalım. Hocam heyecan olsun bir long deneyelim arkadaşlar. Yani para kaybetmeye meyillisiniz sizler. Yani para kaybetmek mi istiyorsunuz? Ben bir gireyim istiyorsanız bir ayağımı basayım ondan sonra siz gelin. Ne diyorsunuz? Hocam kanserli kim? Yaşı genç mi arkadaşlar? Halam sevgili dostlarım 43 yaşında. Ne yazık ki. Daha çok genç. Neyse sevgili dostlarım. Yaşam bir şeye ihtiyacı yok. Olursa sizlere zaten Telegram adresinde söylerim. Yerim 1600. Su soğuk olabilir hocam. Yani sizin için bir denerim istiyorsanız. Hocam long girin derseniz. Şuradan bir anket yapalım arkadaşlar. Hocam Telegram'dan aldığınız long hala duruyor mu? Kapattığımı söyledim arkadaşlar size. Giriş bölgemde kapattım dedim ya. Sevgili dostlar, giriş bölgemde kapattım. Şu gülüş adınız ne bilmiyorum ama bir daha chat'te küfür edersen seni engellemek zorunda kalacağım. Bak bu 3-4 gündür çok dikkatimi çekiyorsun. Eğer bir daha chat'te küfür edersen seni engellemek zorunda kalacağım arkadaşım. Yani. Sana kimse zorla mal aldırmıyor burada. Yani sen... Evet.
Bence senin zamanın gelmiş. Şöyle seni gönderelim. Evet, neyse yolumuza devam edelim arkadaşlar. Evet, rozeti alan evet herkes her şeyi serbest sanıyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Rozeti alınca her şey serbest olmuyor. Evet. Chat'e bir daha yazamaz arkadaşlar zaten. Engelledim onu. Kim olursa olsun fark etmez arkadaşlar. Kötü niyetli herkese engelliyorum chat'te. Hocam benim hedef 18K diyenler var. Hayırlısı olsun sevgili dostlarım. Zaten BTC dibe geldikçe herkes bir sonraki dibi bekliyor. Bakalım nereden dönecek arkadaşlar. Bölgesine short açmak daha mantıklı. Evet arkadaşlar yani tam direnç 20.700 20.850 bölgesinde evet short açmak daha mantıklı. Eylül ayı 28K beklentiniz sürüyor mu? Onu Twitter'dan kaldırdım arkadaşlar. Öyle 28K direkt vermeyelim hedefi. Yani kademeli bir şekilde gidelim. Kademeli bir şekilde hedef vereceğim orada. O tweetimi sildim. Onun güncellemesini BTC düzeltmesini yaptığı zaman yapacağım ben. K 17K'lar evet havada uçuşuyor. Herkesin beklentisi var. Bakalım kim kazanacak piyasada. Hep birlikte göreceğiz. Adresiniz var mı? Yok arkadaşlar. Discord adresimiz yok bizim. Discord adresi kurmadım. Ethereum'a bakalım diyenler var. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da son durum nedir? Ethereum likidasyon bölgesinde 1542 dolar bölgesi arkadaşlar. Ethereum bakın burada böyle bir çanak kulp var sanki sevgili arkadaşlar. Yani dikkat etmek lazım. Ters çanak kulp var. Eğer alan kırılırsa o zaman formasyon hedefine gitmek zorunda kalır. Yani 1542 dolar altı kapanışlar dikkat. O zaman neresi olur? İşte 1400 dolarlar hedef olur. Bu formasyon 1542 dolar altında aktif olarak çalışır. Yani o yüzden önemli bölge aslında. Bakın 65 bin dolardan beridir sizleri takip ediyorum. Hiç pişman olmadım arkadaşlar. Ben kimseyi içeride bırakmadım çünkü. Hep karlı bir şekilde sattınız. Hani sitem etseniz de yapacak bir şey yok. Karlı bir şekilde sattınız. Ben kimseye aldırmıyorum. Eğer alımlarınızı paylaşmayın diyorsanız paylaşmam arkadaşlar. Ben zaten karımı yapıyorum. Yani gelirim burada sadece analizimi yaparım. O kadar benim işim biter. Değil mi? Bura kırılırsa aşağı iner. Bura kırılırsa yukarı. Beklenti bile söylemem sizlere. Yani o yüzden lütfen cümlenizi kurarken dikkat edin sevgili dostlarım.
Ne yapacağımıza şaşırdık. Bir alıp bir satıyoruz. Yani arkadaşlar şu an piyasa ona el veriyor. Yani satmasak görüyorsunuz piyasanın halini. Mecbur satmak zorunda kaldık arkadaşlar. Yani mecburduk, sattık. Satmazsak içeride kalıyorduk bak. En azından %3, %4 de alsa tekrardan dipten aldık. Yani. $1.548 bölgesinde, evet. Hocam Peter Brandt ısrarla 14K diyor. Yani arkadaşlar 14K ısrarla diyor. Yani bilmiyorum. 14K'nın geleceğini düşünmüyorum ben. Zor sevgili dostlarım, zor. Şu an beklemiyorum, evet. Şu an beklemiyorum ama BTC önümüzdeki dönemlerde pozitif ayrışacak. Hani en azından Kasım seçimlerine kadar belki ABD tarafı piyasayı toparlamak isteyecektir. Ha, Kasım'dan sonra evet düşünülebilir ama şu an benim için hani 14K hedefim de yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi zaten hep düştüğünde sevgili dostlar 14K'cılar, 13K'cılar çıkıyor. Bakalım bu sefer onlar mı kazanacak, yine biz mi kazanacağız? $1.546 da Ethereum tarafı. BTC'ye bakalım, 20.593. Short girelim mi sevgili dostlarım? Ben short girmeyeceğim. Long da girmeyeceğim. Biraz piyasayı izlemek istiyorum arkadaşlar. Sürekli bu pozisyon açma aşkınızı bence bitirin. Bekleyin toparlasın bir açarsınız. Toparlaması lazım önce piyasanın. Dönerse nereden döner? 19.800 önemli destek arkadaşlar. Eğer dönerse yani beklediğim altcoin'lerde BNB, AVAX, Solana gibi ürünlerde eğer yapım tamamlanırsa, son düşüş yapım tamamlanırsa evet o zaman piyasa ufaktan dönüyor diyebiliriz. Ama yapı tamamlamadığı sürece ne yazık ki beklemeye devam, düzeltmeye devam BTC tarafından. $20.616. Yataya bağladı bu bölgede. Hocam hamster coin'de içeride kaldım. Ya fare bitirdi beni. Artık arkadaşlar ona yapacak bir şey yok. Burada defalarca söyledik. Bulaşmayın diye.
Siz hala bulaşıyorsanız hak etmişsinizdir arkadaşlar. Yani ne söyleyebilirim ki daha? Ya 50 kere burada konuştuk arkadaşlar. Hamster'a bulaşılmaz, çeşitli coin'lere bulaşılmaz diye. Ama siz ısrarla işlem açıyorsanız orada problem sizdedir arkadaşlar. Evet, problem sizde. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Bir diğer indikatörleri soranlar var. Şimdi arkadaşlar şu MP'yi de kapatayım. Bollinger bantlarına bakalım ilk olarak. Bollinger bantlarında son durum nedir? Şimdi günlükte hala Bollinger bandı sıkıntı arkadaşlar. Günlük bazda yani. Kapanış bu seviyelerde gelirse Bollinger alt bandına doğru bir hareket görebiliriz ilk olarak. Yani 20.113 seviyelerinde arkadaşlar. Bollinger alt bandı long için uygun seviyeler bence. Hani böyle 20.200 bu bölgelere hani alana bir iğne atar, ondan sonra ufak bir tepki alabilir değerli dostlarım. Yani eğer kapanışlar bu seviyede gelirse zaten indikatörler sata dönmüş. Hani nereye kadar gelebilir? Söylüyorum sizlere net bir soru şey ve söyleyeyim. 20.135'te bekliyor. Tekrardan alt bandı denemek isteyebilir Bollinger tarafında. Şimdi 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de Bollinger alt bandında arkadaşlar. Zaten bu mumda herkesi içeri aldılar. Bunda herkese içeri aldılar. ...14.000'i neden söylüyorlar? Yani ben 14.000'in analizini büyük ihtimal Kasım'dan sonra, hatta 14.000'in bile değil, 10.000 altın analizini yapacağım Kasım'dan sonra. Onu neden söylüyorlar biliyor musunuz? Şimdi farklı bir grafik açayım sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Yani çoğu kişi beklemiyor ama benim beklentim noktalarda var. Şimdi şuradan Bitstamp grafiğini açacağım. Bitstamp'tan bakmam gerekiyor. Hatta kaç olabilir? 12.000 olabilir mi? Evet, 12.000 de olabilir. Şu iğneden alırsam 11.897. Ya aylık bazda bir reteste inebilir arkadaşlar BTC tarafı. 13.000 dolarlar, hatta 11.000 dolarlar aylık bazda bir retest gelebilme potansiyeli var BTC tarafına. Yani bizim genel olarak beklentimiz de bu yönde. Ama şu an gelmez diye düşünüyorum. Hani şu an beklemiyorum o bölgeyi. Yani en kötü Kasım'dan sonra. ABD piyasaları biraz toparlamak isteyecektir çünkü. Hani Kasım'dan sonra evet potansiyel olarak 10.000 doların, hatta 13.000 doların altı gelebilir sevgili dostlarım. Ama şu an dediğim gibi beklentim arasında yok açıkçası. Hocam dip geldi diye düşünüyorum demiştiniz. Evet, kısa vadeli dip geldi diye düşünüyorum. Hala düşünüyorum arkadaşlar. Bunu söyledim zaten sizlere. Kısa vadeli evet dibin geldiğini düşünüyorum. Bitcoin tarafında yani yeni bir dip beklentim en azından Kasım'a kadar yok. Yani Ekim-Kasım zamanına kadar yeni bir dip beklentim yok. Ama ondan sonra tekrardan analizimi güncellemek zorunda kalırım. Çünkü dünya resesyona giriyor arkadaşlar. Yani 1929 buhranından daha büyük bir kriz bekleniyor BTC, yani genel olarak dünya piyasalarında. O yüzden hani gelmeyecek demek biraz sıkıntı olur yani, piyasa verilerine göre hareket edeceğim o zaman da hani verileri sizlere aynı şekilde aktarmaya çalışacağım. O 3K'lara gelebilir mi Kasım'dan sonra? Arkadaşlar o analizi Kasım'da yapacağım zaten. Bir piyasanın genel olarak yapısına, haberlere, dünyanın durumuna, gelen verilere hepsine bakarız. Ondan sonra ben analizimi yaparım. Dileyen beni dinler, dileyen içeride kalır artık. Ama aşağı yönlü bir sıfır atmasını bekliyorum diye düşünüyorum BTC'nin ya.
aşağı yönlü bir sıfır atabilir mi? Evet, atabilme potansiyeli var arkadaşlar BTC. Ne yazık ki. Ya şu an değil ama. Şu an beklemiyorum. İnşallah atarsa oradan alırız. İşte o zamana kadar içeride kalmamak gerekiyor arkadaşlar. İçeride kaldıktan sonra nasıl alacaksın ki? Yani büyük ihtimalle o bölgelerde çok büyük FOMO olacak. Çünkü altcoin'ler güzel yükselecek o zaman. Herkes altcoin'lere girecek. Hocam bence Satoshi Nagatomo CZ yok daha neler arkadaşlar. CZ CZ yok. CZ olamaz. Bak bak. Yani kriptoda oraya yedirmezler. Kimse kendini kandırmasın. Saylor 19.200 BTC, 27.400 ortalama ile almış. Sana 10.000 TL'den verirler mi? Evet, yani bu tür cümleleri biz 43.000 dolar, 40.000 dolar bölgesinde de gördük arkadaşlar. Aynı şeyleri. Madencilerin maliyeti 32K, 36K hiç gelir mi? Onun dışında Saylor'un, Ekvator'un maliyeti 31.000 dolar. Hiç 30.000 doların altı gelir mi? Diye çok söylem vardı. BTC son zirveyi kırmaz, şimdiye kadar hiçbir zaman son zirve altı kapanış yapmadı diyenler de vardı. Ama hepsini harcadı bu piyasa arkadaşlar yani. Herhalde yeni işlem açıyorsunuz bir piyasada. Üzgünüm ama gelebilir arkadaşlar. Potansiyel olarak hedef bantlar arasında var ne yazık ki. Yani. Çok şey harcadı BTC. Umarım böyle düşünerek kendinize yazık etmezsiniz arkadaşlar. Ne diyeyim? Evet. Biz o insanlarla tabii ki de çok mücadele ettik yani. Gelir dedik. Gelmez diye bir şey yoktur bu piyasada. Bak dedik. Boğa beklentiniz gelecek sene mi? 2023'ün ikinci çeyreğinden sonra. Hatta üçüncü çeyrekten sonra olabilir. Bir sıfır atsa masada olur muyuz arkadaşlar? Ben kesin masada olurum da artık o gerisi sizlere kalmış. Yani ben kesin masada olurum biliyorsunuz. Ben fazla risk almayı sevmiyorum. Hani potansiyel olarak aday bile görsem, iç yapısında bir değişiklik bile görsem ben elimdeki altcoin'i de Bitcoin'i de satıyorum. Oradan sonra %5 yükselmiş, %10 yükselmiş beni pek fazla ilgilendirmiyor. Benim için orta vadelik bir analizdir o. O yüzden açıkçası dedim ki ben içeride olmam diye düşünüyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal ben short'ta olurum zaten sevgili dostlarım. Beni biliyorsunuz. Büyük ihtimal short'ta olurum arkadaşlar. Yani kim diyordu Ethereum mesela 2000 dolara geçtikten sonra bir daha Ethereum düşmez. Ethereum artık gitti, mergesi var. Bak Ethereum 1500 dolardı arkadaşlar. Yani bu piyasa her zaman fırsat vardır. Merak etmeyin siz, yeter ki sabırlı olun. Yeter ki sabırlı olun. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben de çok sabırlı bir insanım arkadaşlar. Piyasa bana sabrı öğretti, evet.
BTC'nin iç yapısı dediğin ne oluyor? Mesela arkadaşlar iç yapısı ne oluyor? Bak mesela burada ters bir çanak var. Ya da yükselen kama var mesela. Ya da farklı bir formasyon. Eğer görürsem herhangi bir düşüş formasyonuna ait bir emare görürsem elimde ne BTC kalır ne altcoin kalır. İster fake atsın ister atmasın arkadaşlar. Bu sefer içeride kalma riskimiz nedir hocam? Yani içeride kalma riskimiz tabii ki de her zaman var arkadaşlar yani. Risk eşittir kazanç. Yani içeride kalma riskimiz ne olur? BTC gider. Ve günlükte 18.800 altında bir kapanış yaparsa arkadaşlar şuradan bakayım bir. Evet, 19 18.800 altında bir kapanış yaparsa arkadaşlar uzun bir süre hold etmek zorunda kalacağız BTC'de. Uzunca bir süre hold etmek zorunda kalacağız ama bu en kötü senaryomuz tabii ki de. En kötü senaryomuz. Ondan sonra birbirimizle dalga geçeriz. Sen bu seviyeden yakalandın diye. Ben daha düşükten yakalandım. Evet, ne yazık ki. Tabii yayınlar devam eder arkadaşlar. Biz her zaman buradayız. Biz bu tekkenin bekçisiyiz. Düşse de yükselse de buradayız. Ben kötü ne olur? İşte 25 bin dolara kadar aldığım karları piyasaya geri veririm arkadaşlar. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Yolumuza devam ederiz. Zararına satacak mısınız? Yok satmayacağım zararını arkadaşlar. Zararını niye satayım ki? Ben zararına satmayı sevmiyorum. Yani şu an bu piyasada hiçbir zaman zararına altcoin satmadım. Evet. O zaman harbiden mokok oluruz arkadaşlar. Güzel senaryo gelirse altcoin'lerde kaç x yaparız? Yani muhtemelen 2x, 3x'lik yükselişler görebiliriz piyasada. Çok pozitif bir dönemde evet 2x, 3x'lik yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Telegram'ı takip edin arkadaşlar. Orada zaten analizleri yayınlıyorum sizlere. Telegram'ı herkes takip etsin arkadaşlar. Telegram. Telegram'ı kullanmamdan memnun musunuz sevgili dostlarım? Şezlong formasyonu falan atıyorum. Memnun musunuz yoksa şezlong formasyonu atmayayım mı orada? Biraz geyik yapıyoruz Telegram'da mı? Arada video at hocam. Atın hocam tamamdır atarız o zaman. Bitcoin caps'i atarım sizlere. Ya bir tane caps var arkadaşlar da müzikten telif yiyeceğim diye korkuyorum. Ya şu caps efsane ya. Bak sen şuna. Hala Mehmet işte gaga. Hala sana başa işte.
saniye. Evet, umarım telif yemeyiz arkadaşlar. Sizi göremedim. Beni de yakın zamanda oraya eklerler arkadaşlar. Beni de yakın zamanda eklerler. Hocam mala bir tık erken girmedik mi sizce arkadaşlar? Yani kimse kimseyi zorlamıyor. Ben yani alım seviyelerindeydi. Girmek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok artık. Bugün erken geçi yok bunun. Yani erken geç ne? 20 bin gelecek. Biraz daha bekleyeceksin. 10 dışında 19 gelecek. Biraz daha bekleyeceksin. Yani böyle iş olmaz. Belli bölgeler, alım bölgelerim vardır. Geldim alım yaparım. Ondan sonra da yoluma devam ederim. Yani şimdiye kadar stratejimi hiç değiştirmedim. Şimdiye kadarki pozisyonlarımı karla kapattım. Yani bundan sonraki pozisyonlarımı da karla kapatacağımı düşünüyorum. Evet. Videodan telif yememiz lazım arkadaşlar. Telif yersek mokok olur kanal. Umarım telifli müzik değildir ya. Şuradan. Neyse, o bölgeyi kaldırırım olmazsa. Telif yersek kaldırırım o bölgeyi. Hocam ben kötü bir şey yazmadım. Niye yorumumu siliyor? YouTube arada algoritması küfür algılıyor. O yüzden yorumunuzu kaldırıyor arkadaşlar. Yani biz kaldırmıyoruz. Küfür edenlerin yorumlarını YouTube otomatikmen kaldırıyor. Çok akıllı bir yapay zeka botu var arkadaşlar YouTube. Evet. Yirmi bin 644. Şuradan bir ulti açalım arkadaşlar. Bakalım ulti ne yapacak? Kapanışımıza daha arkadaşlar 2 saatimiz var. 2 saat içinde kapanış geliyor. Long girelim diyen arkadaşlar alan kırılmış. Nasıl long girelim? Gözünüzü seveyim. Yani 4 saatlikte anlatıyorum ya burada, bak alan kırılmış, nasıl girelim? Yani girmememiz gerekiyor şu an. Girersen kaparsa 28 üzerinde, 850 üzerinde girersin, ama bu alanda long girmek tehlikeli benim gözümde şu an. İçeride kalırsan ne yapacaksın arkadaşlar? Pozisyonumu hedge etmek için büyük ihtimal ben short açacağım. Bitcoin'de büyük bir pozisyon açacağım. Hani çünkü altcoin'ler elimde var, Bitcoin elimde var. Yani büyük ihtimal evet, pozisyonumu hedge etmek için farklı bir borsadan, Binance'tan açmam, pozisyonumu hedge etmek için yüklü miktarda short açacağım. Short açacağım ki eğer Bitcoin sert geri çekilirse short pozisyonum devreye girsin, beni düşüşten kurtarsın. Yani spot'tan kaybedeceğim zararı marjinden çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. İşte o bölge önemli benim için. Yani aslında pek bir şey kaybetmeyeceğim spot tarafında. Sadece marjinde hedge etmeye çalışacağım o pozisyonlarım. Sadece Bitcoin tarafında açacağım. Çok böyle bir ayı görürsem formasyonlarda mecbur yapmak zorunda kalacağım.
Ya çok mecbur kalırsam tabii ki de yani. Baktım ayı formasyonları falan devrede. Bitcoin gidiyor. O zaman mecbur açmak zorunda kalırım. Pozisyonlarımı küçültmek zorunda kalırım. DDX 1.50 1.67'ymiş, pardon. İyi geri çekilmiş DDX. Yükselmemiz için ne gerekiyor? 28.50 üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor ki tekrardan yükselelim arkadaşlar. Olumsuz musun? Yok arkadaşlar. Yani olumsuz senaryoları konuşuyorum. Ben pozitifim piyasaya karşı. Ben alım seviyelerimde benim. Saatliğe bakalım diyenler var. Saatlik oversold saatlik. 2 saatlik oversold 2 saatlik. Vadeliler kapattım, evet, vadeli 20.470 vadeli. Vadeli Mokoko kapatmış arkadaşlar vadeli. Madem o koku kapatmış. Aylık Bollinger bantlarına bakar mısın diyen arkadaşım var. Bakayım bir 3 aylık Bollinger bandında ne varmış. Şuradan Bitstamp'ı açalım. 3 aylık. Şu an orta band tutuyor arkadaşlar. 3 aylıkta. Yani 3 aylık kapanışa daha 1 ay 5 dakika 5 gün var arkadaşlar. Bunu. Şu an hep orta banttan tepki almış. Evet 3 aylıkta. 19.569'dan mı geçiyor? Evet, 19.645'ten geçiyormuş 3 aylık grafiğimiz. Eğer altında kapanış yaparsa o zaman eksi 13.000 dolar diyor. Evet, 3 aylık çok uzun süreç arkadaşlar, 3 aylık. Traderlar 3 aydır kötü günler geride kaldı diyor. Yani traderlar o 3 aylık süreçte çok güzel paralar kazandı arkadaşlar. Yani bence kazandılar diye düşünüyorum. Evet, onlarla birlikte bence takipçileri de kazandı. Sizin için bir long gireceğim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şuradan bir long bir short mu anketi yapayım arkadaşlar. Bitcoin'de yön neresi diye soruyorum. Long diyelim, bir de short diyelim. Long short.
En çok hangi cevap gelirse büyük ihtimal o pozisyona gireceğim arkadaşlar. Sizin için kendimi feda ediyorum sevgili dostlarım. Ankete herkes katılsın arkadaşlar. Eğer 300 hadi 300 üzeri oy gelirse pozisyon açacağım arkadaşlar. Siz belirleyeceksiniz benim pozisyonumu sevgili dostlarım. O yüzden güzel cevap verin arkadaşlar lütfen. Boşu boşuna para kaybetmeyelim. Sizin için kendimi feda edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir 108 oy kullanıldı. 563 kişiyiz. 300 oy üzerine çıkarsa arkadaşlar büyük ihtimal pozisyona girerim diye düşünüyorum. 143 oy. Bakalım bir long diyen var, short diyen var. Longlar şu an önde arkadaşlar. Shortçular bastırın biraz. İçeride kaldım. Yıkılı BTC enkazını görelim. Evet. 300 oy gelirse arkadaşlar. 300 oy gelirse. Ve ihtimal hangisini söylüyorsanız o pozisyonu açarım. Biraz da siz yönlendirin. Hep biz yönlendiriyoruz. Bir bakalım sizin söylediğinize göre hareket edelim. Bin 667. Kullanın bakalım oylar arkadaşlar. Az kaldı. 208 oy kullanıldı şu an. %53 long, %47 short diyor. Biraz heyecan yaptırayım size de pozisyon açayım canlı yayında. Mokoko olalım biraz. Daha değil 220 oy var arkadaşlar. 300 üzerine çıkması lazım ki pozisyona girelim. %236 herkes oy kullansın arkadaşlar. Herkes oyu kullansın sevgili dostlarım. %52, %48 arkadaşlar. Son 50 oy kaldı bakalım. Pozisyonumu siz belirleyeceksiniz. %20.650. Hocam biz bilsek seni mi izleriz? Bakacağız arkadaşlar, bakacağız. Bilirsiniz belki. %53'e %47 sevgili dostlarım. 272 oy. Son 30 oy kaldı arkadaşlar. 30 oyunuzu da kullanın da pozisyonu bir an önce açalım. Bakın yükseldikçe açamayız. Şu oylarınızı kullanın arkadaşlar. 276 oy varmış. Son 24 oy kaldı. Herkes kullansın. Ona göre pozisyon açayım. %295 oy oldu. %54 long, %46 short arkadaşlar. Evet. 300 oy geldi bakalım. Bir anketi sonlandırıyorum arkadaşlar. 300 oy geldiğine göre anketi sonlandırdım sevgili dostlarım. Ne demişsiniz? BTC'de yön neresi diye sorduk. Long %54, short
%45, 301 oy kullanılmış arkadaşlar. Ben BTC'de short giriyorum sevgili dostlarım o zaman. Beklenenin tersini yapıyorum tekrardan. Bakalım BTC beni yanıltacak mı? Biraz yüksel de short diyeyim bari seni. Evet, beklenenin tersini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle BTC tarafı biraz yükselsin, short alıyorum hemen. Kesin mi? Arkadaşlar artık gireceğim dedim sevgili dostlarım. Benden günah gitti arkadaşlar. Şu biraz yükselsin de. 20.635. ...20.639 sevgili dostlar. Yaprak kımıldamıyor ne yazık ki. Yaprak kımıldamıyor şu an. Bugünkü kapanış önemli tabii ki de. Bugünkü kapanış önemli olmaz mı arkadaşlar? 2 saatlik de içine atmış. 4 saatlik daha var. Evet. Sizler bizim için önemli bir indikatörsünüz arkadaşlar. Tabii ki de yani sizin beklentinizin tersine girmemiz gerekiyor. Evet. Süper Trend'e bakar mısınız? Süper Trend sattı arkadaşlar. Tersini yapacağını bildiğim için long bastım. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm Mehmet hocam? Arkadaşlar öyle bir şey yapmayın sakın. Değerli dostlarım, niye öyle bir şey yapıyorsunuz? İçeride mi bırakacaksınız bizi? Evet değerli arkadaşlar. ...20.645. Çorba parasını çıkartacak mıyız? Bakalım bir çorba parasını. Çıkacak mı arkadaşlar? Şimdi stop olacak mısınız? Uzun süreler yoksa beklemeye devam mı? Uzun süreler beklemeye devam arkadaşlar. Uzun sürelerde bir problem yok. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz. Yayına yeni katılan arkadaşlarımız lütfen yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlarım. Beğenileri ve aboneleri biraz arttıralım arkadaşlar. Böyle olmuyor. Bundan sonra sizlerin beklentilerine göre işlem açacağım arkadaşlar. Chat'te bir şey yaparız. Anket yaparız. Ne diyorsanız onun tersine gireriz işleme. Evet.
20.643. Şuradan bir şeyi de açalım arkadaşlar. Ultiyi de açalım da. Ulti olmadan olmuyor. Şöyle ultiyi de açalım arkadaşlar. Bir de sigara yakmayan var. Tamamdır arkadaşlar. Onu da halledelim. Yazı tura attım, long çıktı zaten. %50 şansımız var. Güzel. Ulti çalışmıyor mu? Ulti birazdan çalışacak arkadaşlar. Ulti şu an çalışmıyor ne yazık ki. Kapanışımıza var daha kapanışımıza. Short mu hocam? Yani pozisyonu siz bana verdiniz arkadaşlar. Bakalım doğru pozisyon verdiniz mi? Polat Alem der ne parlament içeride sizi o yaktı mı herkes yakardı sen yaktın bizi de yakalım. Yakın arkadaşlar yakın. Yakın. Hocam doğru bir tane değil mi? Niye herkes farklı şey söylüyor? Yani kimi duygularına göre hareket ediyor, kimi içgüdülerine göre hareket ediyor. Yani evet doğru bir tane kitap var ortada arkadaşlar. O kitabı herkes farklı yorumluyor ne yazık ki. Birden fazla yorum oluyor. Kimi kişisel beklentisini söylüyor, kimi teknik analize göre hareket ediyor. Ben mesela teknikten hiçbir zaman kopmam arkadaşlar. Kesinlikle duygusal falan hiç bakmam BTC'ye. Yani teknik ne diyorsa o. Evet. Hocam sizinle kaybettiğiniz zamanlar oldu mu? Çok kaybettik ve hocam. Yani arkadaşlar tabii ki de oldu. Yani bu piyasada kaybettim diye yalan atıyordur. Tabii ki de oldu. Bizim de çok kaybettiğimiz zamanlar var. Ulti çalışmıyor. Ultiyi bir daha yenilememiz lazım arkadaşlar. Ultinin çalışması için biliyorsunuz 2-3 kere tekrar yapmamız lazım. Ondan sonra çalışıyor ulti. Ulti şu an çalışmıyor. Evet, ulti yeni yeni çalışmaya başlıyor. Biraz daha derine iğne atması lazım.
Hocam copy trade'de limit var mı? Az parası olanlar sizce copy trade yapabilecek mi? Yapabilecek tabii ki de arkadaşlar. Az parası olanlar da yapacak. Zaten az parayla gireceğiz arkadaşlar. Öyle çok yüksek miktarda parayla falan girmeyeceğiz. Boğa kuyusuna çok var değil mi hocam? Yani arkadaşlar birazcık var sevgili dostlarım. Yani bir sene kadar var. Bir sene kadar var, evet. Seneye kadar bir işte çalışıp para biriktirelim bari arkadaşlar. Piyasa çok al sat fırsatı verecek. Yani BTC düşecek, altcoin'ler gideceği zamanlar olacak. Yani hep böyle piyasa negatif olmayacak. Yani bunu geçen 3 ay önce de anlatıyordum size. 3 ay önce de aynı bantlardaydı. Bunu sizlere anlatıyordum ben. Yine anlatıyorum. Merak etmeyin. Hep böyle düşmeyecek. Tekrardan yukarı hareket edecek BTC. Yani korku panik yapmanıza gerek yok bence. Bin 671. Düşüş beklentinin hangi seviyeler olabilir? İşte likidasyon bölgesi kırıldı arkadaşlar. Onu grafikte tekrardan göstereyim sizlere. Bak, bir likidasyon bölgesi kırıldı mı? Genellikle diğer likidasyon bölgesine BTC tarafı gidiyor arkadaşlar. Bunlar önemli likidasyon bölgelerimizdir bizim. Bak, ilk olarak 23.716 likidasyon bölgemiz kırılıyor bir sonraki likidasyon bölgesine. Bir sonraki likidasyon bölgesi tutmuyor arkadaşlar. Kırılıyor. Bir sonraki likidasyon bölgesine gidiyor. Bak, buradaki likidasyon bölgesi tutuyor BTC'yi. Yukarı atıyor. Desteğin üzerinde kaldığı için yukarı atıyor. Tekrardan likidasyon bölgemiz günlük kapanışta kırılımı onay alıyor arkadaşlar. Yani her likidasyon bölgesi kırıldı mı bir sonraki likidasyona genellikle gidiyor. O bir sonraki likidasyon alanımız neresi? 19.800 civarı. Evet, bir sonraki hedef noktamız bu bölgeler olabilir BTC tarafında. Hocam siz kırılım mı bekliyorsunuz? Eğer yükseliş gelecekse 20.850 üzerinde kapanış yapması lazım. Şimdi günlükte de alan kırılmadı arkadaşlar. 4 saatlikte evet alan kırıldı. Bakalım günlükte kırılacak mı? Günlük önemli zaten bizim için. Günlükte kırılırsa nakite geçelim mi? Ben geçmeyeceğim arkadaşlar kırılırsa. Yani ben genellikle zararda işlem kapatmayı sevmiyorum. O yüzden nakite geçmeyi düşünmüyorum sevgili dostlarım. Hani sizler tabii ki de kırılırsa dilerseniz nakite geçersiniz. Hani margin biraz daha korkutur beni ama spot tarafı korkutmuyor arkadaşlar. Çünkü spot tarafında ben çok içeride kaldım. Yani maksimum, yani ben AVAX'ı 27 dolardan aldım. Arkadaşlar 13 dolara kadar AVAX, elimdeki AVAX'ı satmadım. Bak, 13 dolara kadar düştü. AVAX pozisyonlarım 30 dolarda karla kapattım arkadaşlar.
Yani anladınız mı? Yani o bölgeye kadar taşıyabiliyorum. Spot benim için herhangi bir problem yok. İsterse sıfıra insin. Satmadığım sürece bende kalsın o mal. Ama marjin biraz daha riskli. Şimdi marjinde çünkü lig oluyorsun, paran gidiyor. O yüzden spot tarafından korkmuyorum kesinlikle. BTC ortalamanız kaç? 21.800 arkadaşlar BTC ortalama. Ya ihtiyacım olmayan evet bir para piyasada olduğu için o yüzden korkmuyorum yani düşüşler. Beni korkutmuyor arkadaşlar zaten yani bir sene içeride kalsam 2 sene içeride kalsam bile o para zaten benim ihtiyacım yok o paraya. O parayı tamamen oraya ayırmışım ben. O yüzden korkutmuyor. İnsanlar kısa vade lazım olan parayla girdiği için o yüzden ne yazık ki düşüşlerde satmak zorunda kalıyorlar. Genellikle sattığı yerde dip oluyor arkadaşlar. İkiz Kuleler'e zamanda saldırı bu dönemde olsaydı BTC ne olurdu? Çakılırdı arkadaşlar. BTC'yi o zaman tutamazdık. Ne olacak? Çakılırdı. Çok sert çakılırdı. Ethereum'a da bakalım. Ethereum sıkıntılı bölgelerde Ethereum. Avax 21.30 Avax. Teşekkür ederim Tuncay Bey güzel yorumlarınız için. Dün gece yıkıl BTC diye yıktık hocam arkadaşlar yani. Yıkılması gerekiyordu sevgili dostlarım. Çok bekledi. Yıkılması gerekiyordu. Enkazını biz kaldıracağız merak etmeyin. Yıkılsın arkadaşlar tutmayın. Düşen bıçağı tutmayın sevgili dostlarım. Bırakın yıkılsın. Bırakın düşürsünler bakalım nereye kadar düşürebiliyorlar. Bırakın gelsin arkadaşlar. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin bırakın. Geldi hocam. Daha ne kadar gelecek? Daha gelmedi Mustafa Bey. Bu ne ki? Bu düşüş mü ya? Bu hiçbir şey bu. Yavaş yavaş düşüyor. Dragon hızlı atmadı yine. Tek seferde 2000 dolar arkadaşlar bizi kurtarır. Tek seferde 2000 dolarlık bir düşüş BTC'yi döndürür arkadaşlar. Tek mum atacak arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakika içinde 2000 dolarlık değer kaybı bizi kurtarır. Evet. Düşmez diye zaten 25 bin dolardan 20 bin dolara geldik arkadaşlar. Değil mi? Düşmez diye. Bu seviyelere kadar geldik.
Hocam margin olduğu sürece hızlı düşüş ve yükseliş yalan oldu aslında. Margin BTC'nin ruhunu bozdu. Yani arkadaşlar margin olduğu sürece derken BTC yani geçtiğimiz günlerde sadece 3000 dolarlık bir mum attı. Yani bunun marjinle bir alakası yok arkadaşlar. Yani BTC geçen gün 3000 dolarlık mum attı tek seferde. Marjin her zaman vardı arkadaşlar. Marjin her zaman vardı. Sadece volatiliteyi arttırıyor marjin tabii. İzmir 1663. Alımlarımı yaptınız mı? Evet, alımlarımı yaptım. Bekliyorum arkadaşlar artık bu saatten sonra. Dua edeceğiz bol bol. Beş gün boyunca başka bir beklenti var mı? 15 gün evet arkadaşlar Fed toplantısı yaklaşıyor işte ayın 21-22 Eylül'de Fed toplantısı var. Enflasyon verisi var. Enflasyon verisi Eylül ayında açıklanacak. Veri çok. Yeter ki veri isteyin. Hocam 25K'lar hayal diyorlar artık doğru. Yok arkadaşlar ya. BTC düzeltmesini yapıp girecek yine. Sizce son düşüş mü? Yani evet büyük ihtimal benim gözümde hani beklediğim hedef noktası gelirse artık yavaş yavaş dönüş bekleyeceğim o bölgelerden arkadaşlar. Bir. Kapanışa 1,5 saat var. Telegram'a katılın arkadaşlar. Bakın Telegram sizin için önemli sevgili dostlarım. Herkes Telegram'a katılsın. Orada alt sat yaptığımız altcoin'leri, Bitcoin'le analizini, Şezlong formasyonunu, Mokoko formasyonunu her şeyi anlatıyoruz arkadaşlar. Oraya kesinlikle katılın. Paşam long bu short mu girdiniz diyenler var. Arkadaşlar siz short girin dediniz. Ben de short girdim sevgili dostlar. Sizin söylediğiniz ters ünlü işlem açtım biraz. İyi yayınlar hocam. Heyecanlı bir gece mi? Evet, heyecanlı bir gece arkadaşlar. Çok heyecanlı bir gece. Avax buradan dönmez hayvayı erkeğe. Avax alan var mı? Benle birlikte Avax alan var mı arkadaşlar? Yazın bakalım bir kimler Avax'tan. Evet.
Hocam insanların kafası karışıyor. Son düşüş diyorsunuz ama Ekim, Kasım sonrası 12 binler olabilir diyorsunuz. Ben anlamıyorum demek istediğiniz. Direkt son düşüşler dediğinizde yanlış mı anlaşılma oluyor arkadaşlar? Yani beklentim şu anlık son düşüşün gelmesi sevgili dostlarım. Şu anlık 19.800'leri bekliyorum. Evet, hala beklentiye devam ediyorum. Ondan sonra bir dip gelecek. Önümüzdeki 3 aylık vadede bir yükseliş bekliyorum piyasaya. Kasım. O da neden? ABD'de seçim var. Hani piyasaları belki biraz rahatlatmak isterler arkadaşlar. Kasım'dan sonra yeni bir dip beklentim var. Onun analizini de o zaman yapacağım. Şu an kısa vadeli bir analiz yapıyoruz. Anladınız mı? Kısa vade düşüş diyorum. Yeni bir dip beklentim yok kısa vadede arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bir yükseliş trendine girmesi BTC tarafının. Özellikle Eylül, Ekim, Kasım. Ondan sonra tekrardan yeni bir dibe gidebilir. Evet. Açıklayıcı olmuştur umarım arkadaşlar sizler için. Hocam 19.800 beklentiniz kısa vadede mi? Evet arkadaşlar, kısa vadede belki bir likidasyon bölgesi kırıldığında anlattım sizlere. Gayet açık bir şekilde likidasyon bölgesi kırıldığı zaman bir sonraki likidasyon bölgesine bir düşüş geliyor arkadaşlar. Burada da kırılıyor mesela, bir sonraki likidasyon bölgesine gidiyor. Kırılıyor, bir sonraki likidasyon bölgesine gidiyor. Kırılıyor, tekrardan bir sonraki likidasyon bölgesine gidebilme potansiyeli var arkadaşlar BTC tarafının. Anladınız mı? Tamamen verilere göre konuşuyorum yani ben. Burada şeyimden bir tarafından sallamıyorum yani. Veri ne diyorsa sizlere onları anlatmaya çalışıyorum. Alan kırılmış. Önemli bir alan. 4 saatlik de kırılmış. Eğer günlükte de kırılım gelirse bir sonraki likidasyon bölgesine kadar gidebilme potansiyeli var arkadaşlar. O bölgede 19.800 dolar. Eğer 19.800'ü de kırarsa bir sonraki likidasyon bölgemiz 18.951 dolar. Son likidasyon bölgesi zaten. Altı boş arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur sevgili dostlarım. Umarım anlayabilmişsinizdir beni. $20.606. Bakalım bir çorba parası çıktı mı arkadaşlar? Çorba parasına bir bakalım. Evet. Yayına yeni katılan arkadaşlarımız lütfen yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlarım. Şöyle biraz beğenileri, aboneleri arttıralım. Tamam arkadaşlar, verdiğiniz pozisyon çok teşekkür ediyorum. Ben çorba parasını çıkarttım. Yavaş yavaş artık pozisyonu kapatayım arkadaşlar. Bugün de çorba parasını çıkarttınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. 20x girmiştim zaten. Bana yeter arkadaşlar. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum değerli dostlarım. Bir sonraki ankete tekrardan aynı potansiyeli bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Bir sonraki ankette de arkadaşlar aynı performansı sergileyin lütfen. Evet. İsterseniz bir daha anket yapayım arkadaşlar. Bir daha bir pozisyon verin bana. Bir anket daha mı açsak arkadaşlar? Bir çorba parası daha istiyorum. Evet, durun bir anket daha açalım o zaman. Bir pozisyon daha verin bana arkadaşlar. Evet.
Buradan long mu short mu arkadaşlar? Manel yapalım. Manel. Buradan long mu short mu değerli arkadaşlar? Şöyle bakalım. Buradan short çok geldi. O zaman long giriyorum arkadaşlar. Bir çorba parası daha alayım ben. Şuradan bir iyi yere tezgah açtım diyenler var. Evet arkadaşlar, iyi yere. Sizler benim pozisyonumu belirliyorsunuz. Şöyle. O zaman long arkadaşlar. Herkes short diyorsa buradan long. Mirim'e beni 620. Hocam bu artık çıkacak gibi durmuyor. Burada bayağı bir süre oyalanır sanki diyenler var. Evet, biraz oyalanacak ne yazık ki. Likidasyon bölgesini kaybetti arkadaşlar çünkü. Yirmi bin 636. Bundan sonra pozisyonları siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ne diyorsanız onun tersini yapacağım. Hocam haftalık sat verirse bu düşüşler daha uzun sürer değil mi? Tabii ki de onaylı bir sat verirse arkadaşlar. Ya o bölgede uyarırız zaten sizler. O bölgede uyarırız zaten sizlere. Avax hiç tepki vermiyor hocam. Pat pat kırıyor aşağı. Kırsın arkadaşlar. 20 dolara kadar yolu var. 20 dolara kadar kırsın. Yapacak bir şey yok. Artık aldık. Girdik bir kere. Yüzden long gir hocam. Düşerse gireriz arkadaşlar. Ne diyorsanız onu yaparız. Ethereum 1542'ye yakın inmiş arkadaşlar. Ethereum. Nanay Ethereum eğer 1542 altında kapanış yaparsa. Ethereum'a bakalım. 1547'de arkadaşlar Ethereum daha. Yani Nanay formasyonu aktif değil daha.
Evet. Hocam mala girdiniz mi yoksa daha düşmesini bekliyorsunuz? Arkadaşlar Telegram'ı takip etmiyor musunuz? Telegram'da sizlere söyledim zaten mal aldığımı sevgili dostlar. Telegram'da takip edin arkadaşlar lütfen. Evet mala girdim arkadaşlar. Maldayım şu an. Avax acayip saldı diye diyenler var. Avax 20.93, evet Avax acayip salmış arkadaşlar. Destek bölgesi 20 dolar Avax'ta. Avax'ta likidasyon bölgesi 20 dolar arkadaşlar. Tepki alırsa o bölgeden evet alabilir tepki. Avax'a ekleme yapacak mısınız? Yapmam diye düşünüyorum Avax'a ekleme. Aldığım altcoin'lere çok derin bir düşüş gelirse arkadaşlar ekleme yaparım. Onun dışında yani ekleme düşünmüyorum. Kaçta kapatması lazım hocam BTC'nin? 20.850 üzerinde kapanış yapmamız lazım arkadaşlar. Bin 613. Likidasyon bölgesi 19.800 arkadaşlar. Likidasyon bölgemiz. Hocam long girecek misiniz? Gireceğim arkadaşlar. Altcoin'lerin çoğu düşüyor arkadaşlar. Ethereum işte önce olacak bizim için. Ethereum bugün Telegram'da da sizlere söyledim. 1542'de altı kapanışlar. Şezlong arkadaşlar. Bak Şezlong var burada. Şezlong. BTC Şezlong'a girdi. Sıra Ethereum'da. Bak BTC Şezlong'da şu an. Artık hafta sonu da böyle geçer arkadaşlar ya. Hafta sonu da lanet bir piyasa bizleri bekliyor ne yazık ki. Büyük ihtimal yarın yayın olmaz arkadaşlar. Cumartesi günü yayın açmam. Biraz işlerim olur. Telegram'ı biraz daha aktif kullanırım. Yani size bilgi veririm oradan. Yarın kampa gidebilirim arkadaşlar çünkü. Bir ayıları bulmaya gideceğim sevgili dostlarım. Şöyle Telegram'ı paylaşayım. Yarın büyük ihtimal cumartesi yayın olmaz arkadaşlar diye düşünüyorum. Siz Telegram'ı takip edin. Bir ben bir kamp atayım sevgili dostlarım. Evet. Aylar duvar. Instagram yayını bekliyoruz. Uygun olursa tamam arkadaşlar. Kampta size bir Instagram yayını açacağım. Nereye gideceksiniz? Yani bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Kafa nereye? Biz oraya yarın. Yarın kafa nereye? Biz oraya.
Telegram'a atarım. Kamp vlogunu takip edin arkadaşlar. Büyük ihtimal bu sefer ayıyı bulacağım sizin için. Evet, cumartesi olmaz arkadaşlar. Yayını zaten cumartesi açmıyorum yayın. Yani büyük ihtimal olmaz. Instagram'dan canlı yayın yapabilirim. Instagram'dan takip edin. Sevgili dostlar, Instagram'dan yayın açarım diye düşünüyorum. Çadırın içinde. Hocam aldığınız coin'lere stop koydunuz mu? Yok arkadaşlar, stop koymadım. Yani stop koyarsam patlatırlar. Piyasa çok acımsız arkadaşlar. Stop koyarsam patlatırlar ne yazık. Kampı nereye atacaksınız arkadaşlar? Yani kampı nereye atabiliriz? Bakacağız sevgili dostlarım. Yirmi bin altı yüz yirmi bir. Bayağıdır bu bantta arkadaşlar. Biraz daha bu bantta gidip yerler devam edecek. Yani biraz daha kalacak gibi görünüyor şu an. Ne yazık ki. Evet. Hocam Ethereum ne olur? Ethereum tam destek noktasında arkadaşlar. 1542 dolar destek noktası Ethereum'da. Eğer alan kırılırsa 1400 dolar bölgesine kadar geri çekilme görürüz. Altlarda evet ciddi miktarda değer kaybeder o zaman. Yani 1542 altı kapanışlara dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli destek bölgelerinde evet. 2600, 2400, 2200. Yani bunlar hep ufak yatay destek bölgeleri. Evet, o zaman arkadaşlar yavaş yavaş ufaktan yayının sonuna gelelim. Piyasada böyle destek direnci biliyorsunuz zaten. Ekstra sorunuz varsa yanıtlayayım arkadaşlar. Onun dışında yayını ufaktan sonlandıralım. Yani sabahtandır bir aşağı 3 dolar aşağı 5 dolar yukarı sevgili dostlarım. Hep aynı sorular geliyor zaten. Şimdi son soruları alalım, yayını yavaştan kapatalım. Telegram'dan devam ederiz arkadaşlar. Herkes Telegram'a katılsın. 10.780 olduk. 10.800 direncimiz sevgili dostlarım. Orayı kırmamız lazım Telegram'dan ki sert yükseliş olsun. Yeşil mumları yukarı atalım. Şöyle sorulara bakalım. Yayından sonra yayının altına yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Yayının altına kesinlikle yorum yapmayı unutmayın.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar.